İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuklarım Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve iklim çalışmaları koordinatörü Ümit Şahin. Semra Hanım, Ümit Bey, programa hoş geldiniz. Ümit Bey, siz Glasgow'daki toplantının yanılmıyorsam ilk haftasında oradaydınız. Bu toplantı öncesi hani Paris hedefleri belirledi, Glasgow'da yol haritasını belirleyecek diye bir düşünce vardı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teknik olarak doğru tabii. Çünkü Paris'ten sonra aslında yol haritasının uygulama kurallarının hemen belirlenmesi gerekiyordu tabii. Glasgow'a kadar beklenecek diye bir şey aslında elbette yoktu ama yapılamadı bu. Paris'ten bu yana işte 5 COP geçtikten sonra ancak kural kitabı bitirebildi. Birazcık o Glasgow'da asıl uygulama başlayacak biraz artık bu sene bitsin diye bir tür şeydi, motivasyon şeyiydi ve nihayet bu sene bitirilebildi ve gerçekten Paris anlaşması uygulamaya girdi. Şimdi bu ana hatlarıyla Glasgow'da ne sağlandı sizce? Şimdi tabii bu iklim zirveleri aslında oldukça teknik zirveler. Önce onu bilmek lazım. Yani şimdi bizim gibi iklim müzakerelerinin, iklim politikalarının birebir içinde olan kişiler için olan biten oldukça normal görünüyor. Tabii pek çok başarısızlık var, pek çok ülkelerin aralarında anlaşması ya da anlaşamaması nedeniyle olup biten şeyler var ama sonuçta bu bir süreç, devam ediyor. Ama tabii medya açısından ya da sadece bu COP'larda konuyla ilgilenen kamuoyu açısından oldukça farklı görünüyor bu COP'lar. Sanki bütün bir iklim krizi sorunu bu sene bu COP'ta çözülecek ya da çözülmeyecek ya da bu sene olmasa gelecek sene çözülecek ya da çözülmeyecek gibi anlaşılıyor. Böyle olduğunda da tabii büyük bir hayal kırıklığı başlıkları atılıyor. İşte yine iklim krizi çözülemedi başlıkları atılıyor falan ama işin tuhaf tarafı bu kadar dramatik bir hava en fazla bir hafta sürüyor. Bir hafta sonra herkes yine iklim krizini unutuyor. Yani önce bu şeyi biraz yerli yerine oturtmak lazım. Yani bu iklim müzakereleri, uluslararası iklim politikaları tarihsel bir sürecin devamı. İşte neredeyse 30 senedir süren, 1992'de başlayan, 30 senedir devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ve belli bir işlevselliği var. Yani bugün uluslararası ilişkiler zemininde Semra Hoca daha iyi bunu anlatır. Yani uluslararası ilişkilerde işte çok taraflılık denen, bütün ülkelerin, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin bir arada bulunduğu, ilkeler temelinde, hatta ahlaki ilkeler temelinde büyük ölçüde bu işlerin tartışıldığı bir zemin olarak bu iklim konferansları son derece değerli. O yüzden burada ne oldu diye sorulduğunda mesela benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi alınan kararlardan önce gelişmekte olan ülkelerin veya az gelişmiş ülkelerin özellikle de gelişmekte olan ada devletlerinin ki biliyorsunuz az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ada devletleri iklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenecek olan ülkeler ki yaklaşık 75 ülke var böyle. Bu ülkeler yani gerçekten 195 ülkenin 75'i yani bir çoğunluk neredeyse var burada ve bu ülkeler nüfusları diğer ülkelere göre daha az olsa da eşit aktör olarak bu müzakerelere katılıyorlar ve yaptıkları konuşmalar, getirdikleri karar önerileri ya da değişiklik önergeleri genellikle gerçekten ahlaki bir zemine dayanıyor. Mesela çıkıyor bir ada ülkesi ve müzakerecisi, bu bizim için bir ölüm kalım sorunudur diyor. Yani 1,5 derece ile 2 derece bizim ölüm fermanımızı imzalamak veya imzalamamak anlamına geliyor diyor. Şimdi böyle bir sürecin varlığı, devam ediyor olması ve gücünün aslında
Bence evet, oradaki kararları Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere zorluyor. Özellikle onlar aldırıyor. Ama yani Çin'in ya istemediği bir şey olmuyor mesela. Yani bu çok açık görünüyor. Ama öte yandan Çin'in ya da Hindistan'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tavrını belirleyen Barbados'un, Antigua Barbuda'nın, Tuvalu'nun ne dediği. Dolayısıyla buradaki bu hem çok taraflılık anlamında ama belki daha da önemlisi bu ahlaki, çünkü varoluşsal bir tartışma yapılıyor burada. Yani varoluşsal bir şey. Bu ülkelerde yaşayan yoksul kesimdeki insanlar hayatlarına devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Yani bütün bu KOP'lar bunları tartışıyor ve hiç durmadan, senelerdir hiç durmadan tartışıyor. O yüzden buralarda alınan, yani çok teknik bir cevap vermediğimin farkındayım. Bir takım kararlar alındı, onlara girmiyorum. Ama burada alınan bir takım kararlar, atılan adımlar, olumlu yönde, işte finansmanla ilgili atılan bir takım yetersiz adımlar, İşte taahhütlerle ilgili atılan, yetersiz de olsa ileriye doğru bazı adımlar, sonuçta böyle bir zeminin, böyle bir uluslararası ilişkiler ve dış politika zeminin ürünü. Şununla bitireyim. Böyle bir zeminin hiç olmadığını varsayın. Yani hiç böyle bir şey yok. Ne bir Paris Anlaşması var elimizde, ne de her sene ülkeler COP'larda bir araya gelip toplanıp konuşuyorlar. Ve biz iklim krizini dert etmeye devam edeceğiz kuşkusuz. Kiminle tartışacağız bunu? Fosil yakıt şirketleriyle. Yani sivil toplum örgütleri, iklim aktivistleri bu taleplerini nerede dile getirecekler? O yüzden Glasgow'da teknik olarak ne çıkıp çıkmadığından daha önemli olanın, hani genel kamuoyu açısından, buradaki ilerlemenin dünya politikası açısından da aslında, yani barış açısından, işte müzakere zemini olma açısından çok önemli olduğunu ve iklim krizinin de bu tür zeminlerde ancak çözüme kavuşturulabileceğini unutmamak olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda halk arasında da bir farkındalığın tabii gelişmesine de katkısı oluyor. Elbette, elbette. Tabii yani bu şeyler sırasında her zaman biliyorsunuz bütün haberler, medyada haberler hep bu COP'lar sırasında çıkıyor. Yani işlerin kötüye gittiğini ancak bu sırada anlatabiliyoruz biz. Bir de felaketler olduğunda anlatabiliyoruz. Yani iki tane medyada ya da kamuoyunda bu işin gündeme gelme yolu var. Ya orman yangınları olacak, o işin kötü olan tarafı, onda konuşuyorsunuz. Ya da işte COP'lar sırasında bir devletler arası müzakere zemini olduğu için konuşuyorsunuz. Yani bunu herhalde düşünmek lazım. Semra Hanım, size göre bu toplantıda neler sağlandı veya ne olmasını isterdiniz de olmadı? Evet, başka şeyler olmasını isterdik. Çoğu olmadı. Bir önceki sorunun çerçevesinde Ümit'in söylediklerine ek olarak Birleşmiş Milletler zemininde bütün devletlerin eşit oy hakkıyla katıldıkları küçük devletler ve büyük devletlerin daha güçlü devletler ve güçlü devletlerin güç parametrelerine göre daha zayıf olan devletlerin bir arada müzakere etmesini sürdüren bir şey olarak, zemin olarak COP'ların, taraflar konferansının ve küresel iklim politikasının aslında bu şekilde işlemesinin büyük bir önemi var. Her şeyden önce yani bu rejimin başından itibaren bir sorun zaten. Yani çok vaktimiz dar olduğu için hepsini konuşmaya fırsat yok ama en başından itibaren küresel iklim politikasını daha dar bir grupla, yani daha fazla emisyonlara sahip olan ve dolayısıyla küresel emisyonları ve atmosferdeki sera gazı birikimini daha fazla belirleyici olan devletlerle iklim konusunu konuşmak konusunda bir eğilim olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda da G20'nin bu kadar ön plana çıkarılması hem taraf devletlerin bazıları tarafından hem de aslında bir epistemik topluluk var. Yani bu şey etrafında, iklim sorunu etrafında. G20'nin bu kadar öne çıkarılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Minilateralizm diye adlandırılıyor. Yani daha küçük bir, çok taraflılık değil de daha relevant, daha iyi şey, daha sorumlu aktörlerin bir araya geldikleri bir grubun içinde bunu konuşmak. Buna karşı da bir direnç, yani şeyin korunması, COP'ların bu zemininin taraflar konferansının iklim politikasını yönlendirici halde kalması önemli bir şey. Bir taraftan da hani niye önemli yine COP'lar? Sorun tanımlaması.
Yani evet, COP'lar materyal olarak zayıf. Belki küresel iklim değişikliğiyle mücadele açısından yerimizde saydığımız halde ileri doğru gidiyormuşuz hissi uyandırıyor alınan her bir karar. Fakat sorun tanımı değişiyor. Yani özellikle küçük ada devletlerinin, Ümit'in söylediği gibi, iklim değişikliğinin nasıl bir sorun olduğunu, hangi bağlam içinde, hangi boyutlarıyla ele almamız gerektiğini bize, yani çok bir yol gösterici rol üstlendiklerini burada teslim etmek lazım. Yani iklim değişikliğinin bir insan hakları sorunu olduğu, bir hani devletlerin egemenlik sorunu olduğu, işte hayatta kalma sorunu olduğu, bir adalet sorunu olduğu, işte bir toplumsal cinsiyet sorunu olduğu, bu şeyin içinde, resmi formal müzakerelerin içinde bunların da yer alması ve küresel iklim krizine yanıtın bu kaygılarla, bu ilkelerle biçimlenmesi gerektiğinin ortaya çıkması, bu hani COP'ların sayesinde büyük ölçüde ve bu düşünceleri sahiplenen ve bunları resmi müzakerelerde dile getiren tarafların sayesinde oldu. Yani evet, bilim dünyasında, toplumsal hareketlerde bir sorunu bu şekilde kuruyoruz, bir adalet sorunu olarak kuruyoruz. Ama bunun şeye girmesi, hani resmi iklim politikasının diline girmesi, buna ilişkin kararlar alınabilmesi, bu devletlerin çabası sayesinde oldu, oradaki varlıkları sayesinde oldu. O açıdan da önemli. Hani kayıp ve zararlar konusu bu COP'ta da çok konuşuldu. Yani iklim değişikliğinin böyle bir yanı olduğu, küresel iklim politikasının bir ayağının da kayıp ve zararlar olması gerektiğini daha 1995'ten bu yana küçük ada devletleri hep müzakere zemininde tuttular. En sonunda işte Varşova'daki şeyden, tam Paris'ten önceki şeyde, COP'ta bu şey olabildi. Rejimin bir parçası haline gelebildi. Dolayısıyla o hani moral gücü, bu kırılgan ülkelerin moral gücü şeyi, rejimi şekillendiriyor. Bu bakımdan önemli. Hani şeyde biraz uzatmış olacağım ama sorunuza doğrudan yanıta gelecek olursak, hani bazı kararların, bu Glasgow zirvesinde çıkan bazı kararların, Glasgow İklim Paktı içinde olan, hani böyle yorumlandığında, hani bu açıdan ele alındığında bir hani kazanım hanesine yazılabileceğini söyleyebiliriz. Yani 1,5 derece hedefinin bu kadar güçlü bir şekilde Glasgow İklim Paktı'nın içinde yer bulabilmesi aslında hani kayıp ve zararlarla bağlantılı bir şey. Evet, hani kayıp ve zararlarla ilgili taleplerini kaybetti şu kadar ülkeleri. Fakat 1,5 derece kendisi zaten başta hani kayıp ve zararı azaltacak bir hedef. Dolayısıyla hani oraya bağlanabilmesi şeylerin, devletlerin, daha fazla emisyona yol açan devletlerin şeyi, o bir kayıp zarar fonu kurulamasa bile kayıp zararları azaltacak bir şey olduğu için, siyasal kararlılık ifadesi olduğu için önemli diye düşünüyorum. Bunun yanında daha rejimin biçimsel işleyiş açısından baktığımızda küresel adaptasyon amacı. Bu Paris Anlaşması'nda var bu hüküm. Emisyonlar gibi sayısallaştırmak mümkün değil adaptasyon konusunu. Hani Paris Anlaşması'nı biz adaptasyonu mitigasyonla aynı dereceye, aynı düzeye getirmesi, siyasi ve hukuki açıdan aynı düzeye getirmesi bakımından da önemsiyoruz. Fakat o ifade ediliş biçimi, küresel adaptasyon amacı, hani neye göre ölçeceğiz bunu, değil mi? Sayısal olarak ölçmemiz, niceliksel olarak ölçmemiz mümkün değil. Belki burada hani hazırlık kapasitesinin artırılması, politikaların değiştirilmesi, finansmanın, hani daha fazla adaptasyon desteğine ihtiyacı olan ülkeler için finansmanın artırılması gibi göstergeler etrafından izleyebileceğiz. Rejimin, yani Paris rejiminin bütün ayaklarının buna uygun bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu aslında. Yani 6. maddedeki adaptasyon amacına. Bir de bunun daha somut bir şey var, takvimi var. Küresel değerlendirme, 2023'te yapılacak olan küresel değerlendirmenin bir başlığı da adaptasyon konusunda ne kadar ilerledik. Dolayısıyla hani Glasgow'da alınan bu şey kararı, küresel adaptasyon amacı için çalışacak 2 senelik bir çalışma programının kurulmuş olması, hani bu da bir şey, artı hanesine yazılacak olan bir şey. Dolayısıyla hani adaptasyonu daha fazla konuşuyor olacağız. Bununla bağlantılı olarak adaptasyon finansını da daha fazla konuşuyor olacağız. Daha fazla hani söylenecek şey var ama burada şey yapayım, toparlayayım. Teşekkür.
Şimdi 1,5 derece konusu HDP iyice somutlaştı bu Glasgow'da diye düşünüyorum. Fakat bu emisyonların %45 kadar azaltılmasını gerektiriyor. Ve bugün 2,7 aslında COP sonrası 2,4 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyoruz deniyor. Bunu 1,5 derecede tutmak için %45 emisyonların azaltılması lazım ama ülkelerin NDC'lerine, bu gönüllü azaltım hedeflerine baktığımızda bunun çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Ümit Bey, bu konuda neler konuşuldu COP'ta, neler yapılacak? Sesim kapalı. Ümit Bey'cim, sesiniz. Pardon. Tabii bu iklim aktivistleri arasında da ve genel kamuoyunda da Glasgow'un büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmasının temelinde bu söylediğiniz şey geliyor. Yani bu zaten COP'tan önce Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir sentez raporuyla ortaya konmuştu. Mevcut taahhütlerin bizi ancak işte 2.7 derece ısınmayla sınırlayacağı, ki hani bunlar hiç olmasaydı 3,5-4 dereceye gidiyorduk. Yani bir derece kadar falan bir faydası olmuş ama tabii 2 derece, 2,5 derece, 2,4 bile olsa, onlar işte biraz daha son gelen taahhütleri de eklediğimizde 2,4 oluyor. 2,4 falan bunlar dehşet sıcaklıklar. Yani bugün dünyasının sıcaklığı, ortalama sıcaklığı 1,1-1,2 derece kadar artmış durumda. 10 yıllık ortalama 1,1 derece sanayi öncesine göre ve şu 1,1 ile yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Yani bu Türkiye'nin bu sene yaşadığı bu orman yangınları, Karadeniz'deki sel felaketi, Batı Karadeniz'deki, Avustralya'da işte dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan büyük yangınlar, hortumlar, fırtınalar falan, bu sadece 1,1'in sonucu. Şimdi bunun iki katından daha fazla bir ısınma kaçınılmaz görünüyor bugünkü sistemle birlikte. Yani bugünkü taahhütlerle birlikte, ki bu taahhütlerin gerçekten 1,5 dereceye uygun bir şekilde iyileştirilmesi, her ne kadar Glasgow'da böyle bir çağrıda bulunulduysa da o kadar kısa vadede o kadar kolay görünmüyor. Çünkü en başta Çin kapıyı biraz kapattı gibi. Yani Çin yapabileceğimi yaptım. İşte 2030'da peak yapacak, 2025'ten sonra kömürü azaltacak falan. Yenilenebilir enerji hedefini yükseltti. Benim yapabileceğim budur, bundan daha fazlasını yapamam dediği anda zaten emisyonların 1/4'ünden sorumlu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi de, işte İngiltere'nin ya da Avrupa Birliği'nin hedefi de 1,5 dereceyle değil, o ne olsa olsa 2 dereceyle uyumlu. 2 derecenin bile üstüyle uyumlu. Dolayısıyla mevcut durumda maalesef çok radikal bir değişiklik yapılmadığı sürece küresel ısınmayı istediğimiz noktada durdurmamız mümkün görünmüyor. Peki ne olacak? Yani hani kapatıp her şeyi, dükkanı evlere mi dağılacağız? Belki böyle biraz daha niteliksel, yani niceliksel değil de artık niteliksel bir değişiklik gerekiyor. Bunun emareleri de ufak ufak görülmeye başlandı. Yani bütün bir iklim rejimi aslında temelde talebin, yani fosil yakıtlara bağlı emisyon talebinin azaltılması, fosil yakıtlara talebin dolayısıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dayanır. Yani o yüzden bütün bu piyasa mekanizmaları, karbon vergisi vesaire gibi şeylerin ya da emisyon ticaretlerinin bu kadar konuşulması ve ülkelerin hep emisyon azaltımı taahhütleri vermesinin nedeni temel mantığı bu. Ama taleple ilgili bütün bu şeylerden konuşulurken hiç arzdan bahsedilmez. Yani ne Paris Anlaşması'nda, ne öncesinde, ne de sonrasında, en son Glasgow'a kadar hiçbir kararda, hiçbir anlaşmada fosil yakıt, kömür, petrol, gaz, bunların ismi geçmiyor. İlk defa Glasgow'da biliyorsunuz çok kavgalı bir şekilde fosil yakıtların, daha doğrusu kömürün azaltılması, fosil yakıt sübvansiyonlarının sonlandırılması gibi bir şey en nihayet girdi ama bu bile çok başarı olarak görülüyor elbette ama çok az. Çünkü aslında belki bizim artık konuşmamız gereken şey doğrudan doğruya arzı yasaklamak. Yani fosil yakıtların belli bir tarihe kadar çıkartılmasının, yakılmasının yasaklanmasına dair
Paris Anlaşması'nın revize edilmesi olabilir. Ek bir takım anlaşmalar yapılması olabilir. Belki bunların konuşulması gerekiyor. Mesela bu yönde çok tabii çok küçük de olsa öncü bir adım daha atıldı. O da BOGA diye Costa Rica ve Danimarka'nın öncülüğünde bir şey yapılmasıydı. BOGA inisiyatifi ya da taahhütü yapılmasıydı. Burada da Beyond Oil and Gas Alliance demek, yani petrolün ve gazın ötesine geçmek, yeni petrol yatırımlarını, doğal gaz yatırımlarını durdurmak ve dolayısıyla aslında sadece kömürü değil diğer fosil yakıtları da COP'larda konuşmaya başlamış olduk. Tabii burada hiçbir majör petrol ya da gaz üreticisi yok bu BOGA'nın altında henüz. Sadece Grönland var Danimarka üzerinden. O da işte kaynakları olan bir ülke biliyorsunuz kuzeyde. Ama onları çıkarmayacağını ilan etmiş oldu. Şimdi eğer büyük ülkelerde bu yola ikna edilebilirse en azından belli bir takvimde bu çok önemli bir gelişme olabilir. Ama tabii öte yandan şöyle bir problem var. Yani sadece ülkelerin taahhütlerinin yetersiz olmasıyla da kalmıyor. Pek çok ülke gidip Glasgow'da bu bizim son şansımız, dünyayı burada kurtarırsak kurtarırız, başka olursa kurtaramayız falan gibi böyle çok dehşet duyarlı konuşmalar yaptıktan sonra ülkelerine dönüp yeni doğal gaz kuyuları açılmasını ya da yeni petrol boru hatlarının yapılmasını imzalıyorlar. Yani bir de böyle bir ciddi bir ikiyüzlülük yürüyor. O yüzden aslında meselenin belki hani birebir savunma vardır ya basketbolda, yani alan savunması değil de, yani belki birebir olanın, yani tek tek Amerika'da işte bu meşhur Keystone XL'in iptal edilmesi gibi, Türkiye'de termik santrallere karşı verilen mücadeleler gibi, bu tür birebir mücadelelerinde fosil yakıt yatırımlarına karşı çok daha önemli olduğunu, yenilerin yapılmasına ve eskilerin kapatılması için verilen mücadelelerin bize adım attıracağını da unutmamak gerekiyor. Mesela İngiltere bu sene neden Boris Johnson hükümeti kömürden çıkışı bu kadar ön plana koydu? Çünkü kömürün enerji üretimindeki payı neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda İngiltere'de. Ama hatırlayın, bundan sadece 10 küsur sene önce İngiltere yeni termik santral yapmaya çalışıyordu. Yani yeni termik santral yapmaya çalışıyordu. Hatta Greenpeace aktivistleri neydi oranın ismi? Glenorth muydu? Tam ismini unuttum şimdi. Greenpeace aktivistleri orada gözaltına alındılar. Sonra büyük bir dava süreci sonucunda mahkeme aktivistlerin gelecek kuşakların haklarını koruduğu için beraatine karar verdi. Mesela çok önemli bir olaydı o. Ve ondan sonra İngiltere'de kömürden çıkış hızlandı. İşte Türkiye'de de bugün mesela Bartın Termik Santralı'nın artık tamamen iptal edilmesi, biliyorsunuz. Geçen haftaki gelişme bu. Bu Bartın'da ben bildim bileli. Yani herhalde 30 senedir devam eden bir termik karşıtı mücadele var. Ve bu başarılı oluyor. Aslında Bartın Termik Santralı'nın iptal edilmesi sadece Bartın'ı, Amasra'yı kurtarmakla kalmıyor. Yani oranın yerel anlamda doğasını kurtarmakla kalmıyor. İklim değişikliğine karşı da çok önemli bir mücadele. Yani Türkiye'nin kömürden çıkmasını kolaylaştıran bir şey. Bunca senedir yaptırılmamış olması Bartın Termik Santralı'nın. Yani şunu demeye çalışıyorum. Arz yönlü fosil yakıtların çıkarılmasına ve yakılmasına karşı verilecek mücadele hem uluslararası zeminde Paris Anlaşması altında devam etmeli, bunun yasaklanmasına yönelik öneriler, hem de bu tür işte sahada birebir mücadelenin çok büyük bir önemi olacak diye düşünüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Bir yandan da bu dönüşümün hiç kolay olmadığını da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yani mesela Almanya'da biliyorsunuz bugün yeni bir hükümet kuruluyor. Artık koalisyon görüşmeleri sona erdi. Sosyal Demokratların Başbakanlığında Olaf Scholz'un, Yeşillerin ve Liberallerin, FDP'nin de olduğu bir üçlü koalisyon kuruluyor. Ve bu koalisyon çok radikal bir şekilde Almanya'nın kömürden çıkış tarihini 2038'den 2030'a aldı. Yeşillerin oradaki varlığı sayesinde. Ve şu anda başka bir sürü şey daha var ama özellikle bu kömürden çıkışın öne alınması Almanya'nın önünde şu anda çok radikal bir enerji dönüşümü gündemi koymuş durumda. Sadece 9 yıl içerisinde Almanya şu anda mevcut %40 civarında olan yenilenebilir enerjinin payını %80'e çıkarmak zorunda. Yani mevcut kapasiteyi ikiye katlamak zorunda, mevcut kömür santrallerini tamamen kapatacağı için. Bu olağanüstü bir
mücadele olağanüstü bir hız gerektiriyor ve Almanya'da bunun başarılması bütün dünyaya örnek olacak. Önümüzdeki birkaç yıl bu çok önemli. Biliyorsunuz Almanya yenilenebilir enerji konusundaki yenilikçi politikalarla da bütün dünyaya öncülük yapmıştı 2000'lerin başında. O yüzden nükleerden çıkış konusunda da aynı şekilde öncülük yapmıştı. O yüzden bu tür zorlukları da görerek, yani bu çıkışın bugünden yarına olamayacağını ama bir 5-10 yıl içerisinde çok hızlandırarak yapmak zorunda olduğumuzu görerek de bence hani radikal bir mücadeleye bir taraftan devam etmek zorundayız. Tamam, izleyeceğiz. Programımızın adı Şehir Hepimizin. Dolayısıyla konuyu şehire getirmek istiyorum. Bu ilk COP toplantısından beri şehirler ve yerel yönetimler hani süreci dahil edilmek için çabalıyor. Hatta her toplantıda da yerel yönetimler ve belediye yetkilileri adı altında toplantının resmi paydaşı olarak katılıyorlar. İki çok önemli konu üzerinde duruyorlar. Birincisi hani iklim mücadelesine kentler ve bölgeler olarak da katılmamız gerekiyor. Bizim rolümüz çok önemli diye vurguluyorlar. Tabii bunun için de iklim finansmanına da erişim sağlanması gerek. Bu sene Glasgow Pact'inde highlighting the urgent need for multi-level and cooperative action, yani iklim mücadelesinde yerel ve bölgesel eyleme acil ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Bu konuda çalışan arkadaşlar da çok mutluydu bu ibareyi gördüklerinde. Türkiye'de belediyelerin hatta merkezi hükümetten bile daha iddialı iklim eylem planları geliştirdiklerini görüyoruz. Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu Glasgow'daydı. Başka kimler vardı onu bilemiyorum. Semra Hanım, bu konuda siz ne söylemek istersiniz? Çok önemli gerçekten, yani iklim değişikliğinin bir de kentsel sorun olduğunu. Yerel yönetimlerin de bu çabaları sayesinde aslında 1990'lardan bu yana kavradık. Yani her bir aktörün kendi durduğu yerden sürece bir şeyinin olduğunu, etkisinin olduğunu yani hatırlamak açısından önemli. Şimdi Glasgow, ben hani orada olmadığım için yerel yönetimlerin etkinliklerini tümüyle izleyemedim ama benim beklediğimden, yani her şimdiye kadar olana göre daha şey gibi, hani yerel yönetimler böyle çok şey merkeze gelememiş gibi bir izlenim edinmiştim. Yani hızlıca şeyde değerlendirmeye çalıştığımda. Fakat o şeyin, yani Glasgow Paktı'nın o kararın içine şeyin girebilmesi, multi-level, çok düzeyli, iklim değişikliğinin çok düzeyli bir şekilde ele alınması gerektiğini orada bir kere daha tekrar edilmesi, İKLE gibi, işte şey C40 gibi yerel yönetim birlikleri açısından şeyi göstermek, yerel yönetimlerin rolünü göstermek, orada bir kere daha tanınmasını sağlamak açısından başarı gibi görülüyor. Yani benim de izleyebildiğim, sonradan okuyabildiğim kadarıyla. Fakat yalnızca orada değil, COP sonrasında belgelere bir kere daha baktım. Örneğin şeyde, sözleşmenin 6. Paris'in 12. maddesinde bu hani katılımcı iklim değişikliği politikasının katılım boyutu. Bu şeyde Doha'da alınan bir karar, Doha gündemi diye bir karar vardı. Sonra adı değişti. ESI olarak kısaltılıyor. Yani iklim değişikliği mücadelesine güçlendirme. O şeyin içinde onun bir şeyi, çalışma programı, 10 yıllık programı belirlendi Glasgow'da. O karara bakınca aslında şeyin öbür başlıklarda olmasa bile şeyin, yerel yönetimlerin, ulusaltı yönetimlerin daha genel adıyla işte kent yönetimlerinin iklim değişikliği mücadelesinin ortağı olarak orada görüldüklerini şey fark ettim. Hem şeyde hani eylemin için, eylemin ortağı, hem de toplumun da güçlendirilmesi konusunda önemli sorumluluklar veriyor devletlere. Yani doğrudan yerel yönetimlere seslenmiyor, bu bir uluslararası antlaşma olduğu için. Devletlere yerel yönetimlerle birlikte çalışma görevi veriyor karar. İklim değişikliği konusunda bilgiye erişim. Yani bu, yani Türkiye gibi ülkeler açısından değil mi? Yani çevresel bilgiye erişim konusunda bir şeyin, güçlü bir yapın olmadığı ülkeler, Türkiye gibi ülkeler açısından önemli bir şey. Yerel yönetimleri de bunun içinde sayması.
katılım konusunda, yani politika oluşturma, işte uygulamayla ilgili süreçlere katılımda yerel yönetimleri de katılınacak bir düzey olarak görüyor ve yerel yönetimlerin de hani şeye topluluk atmak için çalışması gerektiğini söylüyor. O altıncı madde, güçlendirme maddesi önemli bu anlamda. Hani burada bazı şeylerin, yerel yönetim birliklerinin masada sandalye istediklerini biliyoruz. Hani müzakerelerde devletlerle birlikte oturmak istiyorlar. Çünkü bu sorun yerel bir sorun, kentsel bir sorun. Hem kaynağı itibariyle hem de sonuçları itibariyle yaşadığımız yerleri etkiliyor iklim değişikliği. Dolayısıyla yerel yönetimler devletler gibi işte şey söz hakkı olan aktörler haline gelmeli. Bu biraz daha zaman alacak gibi görünüyor ama sürecin paydaşı olduklarını biliyoruz. Devletlerin de bunu kabul ettiğini, bazı devletlerin bu ajandayı iteklediklerini biliyoruz. Azaltım ve uyumu kentsel düzeyde gerçekleştirirken dediğiniz gibi bunun finansman ayağı var. O kurumsal yapı, rejimin içindeki kurumsal yapılar işlerken kentlerin finansman ihtiyacını karşılayacak bazı çalışmaların da yapıldığını görüyoruz. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro yatırımı için uluslararası finansman alması. Hani belediye başkanı böyle finans kaynakları buldu. Bu rejimle doğrudan bağlantılı değil ama o Paris rejiminin içinde ortaya çıkan fikrin finans verenleri, devletleri, çok taraflı finans kuruluşlarını, özel finans kuruluşlarını yerel altyapı yatırımlarına, yani iklim değişikliğini durdurmak ya da işte adaptasyon için kentsel altyapıya finansman aktarmaları yönelimi doğuruyor. Oradaki kararlar bu açıdan da önemli. Yani şimdi tam miktar hatırlayamıyorum ama trilyonlardan bahsediliyor. Yani kentsel altyapı. Yalnızca kentsel altyapı bunu iklim değişikliğine dayanıklı hale, resilient hale getirebilmek için şimdiden daha büyük miktarlara ihtiyaç olacak. Hani Biden'ın altyapı kanunu çıktı şimdi değil mi? O hem bir ekonomik programı, hem bir sosyal politika programı, hem de iklim değişikliği dirençliliği için tasarlandı. Yani bizim gibi ülkelerde de hala büyük bir kentsel altyapı ihtiyacı var. Onun etkisini görüyoruz burada. Şimdi Türkiye'den belediyelerin, benim de gördüğüm İstanbul ve İzmir vardı. Öteki belediyelere haksızlık etmeyeyim bilmiyorum. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hani böyle konferansa başkanın gitmesinden önce ortaya çıkan hani başkan kopa gidiyor etkisi kadar orada varlığının olmadığını, görünmediğini düşünüyorum ben. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı daha orada kararlı, ikliğinin içinde o şeylere de katılarak orada konuşmalar da yaparak. Çünkü bir şey var, İzmir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir iklim gündemi var kendisinin. Yani ilçe belediye başkanı olduğundan bu yana bu ulus aşırı sürecin içinde varlık gösteriyor. Hem oradan öğreniyor hem kendi yönettiği belediyeyi buna göre değiştirmeye, oradaki kendi gündemini uluslararası alana taşımaya çalışıyor. Şimdi anladığım kadarıyla circular culture değil mi? Böyle bir sloganla COP'a katıldı. Zaten UCLG'nin içinde de böyle bir toplantı düzenlemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenme aşamasından yapma aşamasına gelemediği gibi bir izlenime sahibim ben. Önceki süreçte de hani daha önceki belediye başkanı Kadir Topbaş ta 2005'ten bu yana bu süreçlerin içinde İstanbul'un daha hızlı öğrenip rol model olma. Hem Türkiye'de hem de bölgede öbür taraftan da Türkiye, yani İstanbul ne bir kuzey kenti ne bir güney kenti. Yani kendine özgü bir kent. Her ikisinin özelliklerini gösteriyor. Türkiye'ye atfedilen, hani ülke olarak atfedilen kimlik İstanbul'a daha uygun. Yani ulus aşırı alanda kentlerin, iklim konulu birliklerinin içinde oradaki düşünceler açısından. İstanbul bunu sahiplenip gerek C40'da, C40'ın neredeyse kurucu üyesi diye hatırlıyorum ben. İlk toplantıdan itibaren C40'a gidiyordu İstanbul. Hani orada bu tür kentlerin rolünü çıkaracak, ön plana çıkaracak bir taşıyıcılık üstlenebilir aslında. Çünkü C40 da bir kuzey kentleri birliği olarak kaldı. Hani ilk yapıyor, biraz daha güney kentlerine ulaşıyor. C40 da
Latin Amerika ülkelerinde, Asya ülkelerinde, büyük kentlerde çalışıyor ama C40'ın dili ve sözü ya da programı bir hani kuzey kenti, yapabilirlikleri daha yüksek olan kentlerle şey oldu. Hani o düzeyde kaldı. Halbuki İstanbul şey yapabilir. Orada daha affedersiniz, daha fazla varlık gösterip bizim gibi hızla büyüyen, nüfusu hızla artan, altyapı ihtiyacı olan, aynı zamanda iklim kırılganlığı da çeşitlilik sergileyen kentler için bir örnek olabilir. O nedenle biraz şey oldu. İstanbul'un oradaki varlığı bana zayıf geldi. Gene haksızlık etmek istemiyorum, çok izleyemedim. Bunun yanında bir de bunu ulusal düzeye taşımak. Yani Türkiye'de bir iklim belediyeler birliğine ihtiyacımız var bizim. Yani iyi kötü sizin de söylediğiniz gibi şeyden merkezi yönetimden daha güçlü hedefler koyan belediyeler var Türkiye'de ve gerçekten bir şey yapmaya çalışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar, bilgi paylaşmaya çalışıyorlar. Bunun bir şeyi hani kurumsal bir araya gelebilecekleri bir yapısının olması şey olacaktır, yararlı olacaktır. Şununla da bağlantılı bu. Şimdi biliyorsunuz şeyde İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu yeniden yapılandırıldı. Bir önceki yapılandırmada Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği üye yapılmıştı koordinasyon kuruluna. Şimdi yeni yapısında yine Türkiye Belediyeler Birliği var. Fakat Türkiye Belediyeler Birliği çok gündemli bir birlik olduğu için hani iklim konusunda geç de olsa harekete geçtiler, fakat şey yok, hani orada çok yapılanmış bir iklim şey yok, programı yok. Bir iklim belediyeler birliği olması hali hazırda yapan ve yapmak isteyen belediyeleri bir araya getirip birbirlerinden öğrenmelerini, işte karşılaştıkları güçlükleri, merkezi yönetimle ilişkilerinin nasıl şey dönüştürülebileceğini konuşmalarına fırsat verebilir. Ve İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'na da belki buradan bir belediyenin de katılması yararlı olabilir. Herhalde daha epey, şunu söylemek istiyorum, kusura bakmayın epeyce uzun konuştum. Şimdi bu şey... İklimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tam KOP'a gitmeden önce ilan edilen şeyi, 2050 vizyonu, iklim vizyonu, hani emisyon azaltım hedefleri açısından çok iddialı görünüyor, ne kadar gerçekleştirilebilir. Yani C40'ın içinde deadline 2020 imzası dolayısıyla hızlandırılmış bir şekilde böyle bir şey olduğunu, eylem planı hazırlandığını ya da işte bitirilmeye çalıştığını biliyoruz. Daha önemli olan iklim adaleti kavramının, yani iklim İstanbul'un iklim vizyonunun iklim adaletiyle çerçevelenmesi. Yani kentsel düzeyde iklim değişikliği yönetiminin, azaltımın ve uyumun farklı toplum grupları üstünde, ekosistemler üstündeki etkilerini de dikkate alarak bir şey yapmaya, yeni bir program kurmaya çalışıyor Büyükşehir Belediyesi benim de görebildiğim kadarıyla. Bu açıdan önemli. Bu zaten hani olmazsa olmaz bir şey. Yani Türkiye'de belediyelerin artık bu tarafa doğru daha hızlı bunu bir sosyal sorun olarak, işte bir kentsel adalet sorunu olarak kurması gerekiyor. Belki yapabilirlikleri sınırlı olur ama bu sorunu göstermek açısından önemli. Çünkü belediyelerin, hani hatırlayacaksınız 1990'larda bir Avrupa Kentsel Şartı vardı, kentli hakları bildirgesi vardı. Hani o çerçevede düşünmek lazım. Kentlilerin iklim değişikliğine karşı hazırlanması ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunması sorumluluğu var yerel yönetimlerin. Yani merkezi yönetiminde var ama bu görev daha fazla yerel yönetimlerin üstüne düşüyor. Büyükşehir belediyelerinin yetkilerini düşündüğümüzde hani çok geniş yetkilerle donatılmış durumdalar. Bazılarını tam anlamıyla planlama gibi tam anlamıyla kullanamasalar bile. Fakat kentlileri iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlama ve koruma sorumluluklarının gereğini yerine getirmek için o eylem planlarının bu boyutları da içerecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bunu en son şeyde de gördük. Yeni Leipzig şartında da Avrupa Birliği'nin yani kentsel gündemi 2016'da Habitat Konferansı'ndan sonra yenilendi biliyorsunuz. İşte yeni kent gündemi var Avrupa'nın. Ve 2020'de de Almanya'nın dönem başkanlığı sırasında Leipzig şartı yenilendi. Ve orada artık açıkça Avrupa kentsel gündeminin yeşil kent, adil kent ve üretken kent olarak çerçevelendiğini görüyoruz. Yani iklim eyleminin de ya da çevre politikalarının da yerel düzeyde kentsel adaleti gözetecek şekilde kurgulanması ve uygulanması gerektiğini söylüyor Avrupa Birliği de. Yani bizim kentlerimizin
başka türlü Avrupalılaşmalarının yanında bu gündemi de hani ilişkilendirerek kendi çalışmalarını planlamaları iyi olur diye düşünüyorum. Okay. Programımıza katıldığınız için ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Gidasun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.